Bakın, ben Muhammed'in 7. yüzyılda yaşamış bir şahıs olan Muhammed'in peygamber olduğuna inanmıyorum. Peygamber diye bir Allah peygamber diye bir müessesenin varlığına inanmıyorum. Herhangi bir kişinin Allah'tan özel vahiy alma iddiasının absürt bir iddia olduğunu, terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Yani esas akla, mantığa, Tanrı fikrine hakaret olan budur. Yani ben evrenin yaratıcısı olan Tanrı benle bir dağ başında görüştü, bana bir kitap verdi demek bana absürt bir fikir olarak geliyor. Dolayısıyla kimse de Türkiye'de hukuken Muhammed'in peygamberliğini veya ona gelen vahyin hakikiliğini kabul etmek zorunda değildir. Yani Türkiye'de insan istediği zaman Müslüman olmama hakkına sahiptir. Müslüman olmayınca da bunun anlamı şudur. Muhammed'e bir vahiy geldiğine inanmamak demek, Muhammed'in demek ki ya yalan konuşmuş, ya hayal görmüş, ya da başka bir numara var burada demek. Bu ikisi de Müslümanlara hakaret gibi geliyor. Yani sen benim peygamberime bir deli diyemezsin, iki yalancı diyemezsin. Müslümanlara nasıl geldiği doğrusunu isterseniz beni de çok da fazla ilgilendirmiyor. Anlam verme çabası insanlığın bugüne kadarki en değerli meyvelerini vermesine vesile olan bir davranış biçimi. Siz böyle söyleyince size sormuyorlar mı? İyi de kardeşim, o zaman niye sen inanmıyorsun diye. İyi de kardeşim, bunlarınki din değil, bunlarınki başka bir şey. Bu bir putperestlik. Bu bir sosyal iktidar aracı haline getirilmesi dinin ve bunun empoze edilmeye çalışılması. Benim mitlerime, benim hurafelerime inanmazsan senin kafanı keserim yahut da seni sustururum yahut da seni ayıplarım diyen bir yaklaşım. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bununla her ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesi gerekir. Kimsenin kutsalına hakaret ettiğimi zannetmiyorum. İnsanların kutsalıyla kutsalına dair onların talep ettiği saygı düzeyinde olmayan bir söylemin gerekli olduğuna inanıyorum. Diyor ki her Muhammed diye işte Hazret diyeceksin diyor. Bunu söylemediğin zaman evet saygısızlık oluyor. Onların normlarına göre bir saygısızlık oluyor. Fakat bunun ben zorunlu bir kamu hizmeti olduğuna inanıyorum. Hangisinin? Kutsalları sorgulamanın. Savcı Bey ne demiş bakayım? Başkalarını sebepsiz yere incittiği. Birincisi başkalarını incitmek suç değildir. İkincisi sebepsiz olup olmadığına karar vermek savcı beyin şeyi değildir, kârı değildir. İnsan ilişkilerinin gelişmesine yarayan kamusal tartışmaya bir katkıda bulunmadığı. Nereden biliyor katkıda bulunmadığını? Yani kim oluyor bu? Yani vahiy mi gelmiş? Nasıl böyle bir kanıya varmış? Bence son derece büyük bir katkıda bulunuyor. Hakimin kararı. Bu yayınların etkisi var mıdır? Hakimin bir yanlış yorumu mu? Yoksa artık bu bir içtihat oluşturmaya doğru giden sistemli bir politikanın sonucu mu? Eskiden bu tür linç kampanyaları açmak Hürriyet Gazetesi'nin uzmanlık alanıydı. Şimdi bu arkadaşlara geçmiş anlaşılan bayrak. Bir kere bunun altını çizelim. Hrant Dink cinayetine giden yolları da buna benzer manşetlerle Hürriyet Gazetesi döşemişti. Kendilerine başarı ve mutluluklar diliyoruz. Birkaç tane böyle emsal karar oluşturarak bir göz korkutma, bir set çekme çabası içindeler. Yani bir hukuki norm oluşturma çabası içindeler. Bunun yargıdan değil hükümetten kaynaklandığı kanısını taşıyorum. Türkiye'nin bugün 11 yıl öncesine oranla her açıdan daha iyi ve daha özgür bir ülke olduğu kanısındayım. Düşünce özgürlüğü açısından mesela 10 yıl önce göre daha mı ileride Türkiye? Öyle. Yani özellikle Türkiye'de bir asker destekli bir zorbalık söyleminin egemen olduğu bir ülkede, uzun yıllardan beri egemen olduğu bir ülkede bir çok önemli zorbalık odağı çökertilmiştir AK Parti iktidarı zamanında. Şimdi bunun yerine başka bir zorbalık odağının ikame edilmesi tehlikeli bir gidiştir. Fazıl Say meselesine gelince Fazıl Say net bir şekilde kendini bir kampta konuşlandırdı, konumladı. Dolayısıyla büyük bir kampın yani Türkiye'de dil ve söz sahibi olan insanların yaklaşık yarısını temsil eden bir kampın bir idolü, bir kahramanı haline geldi. Ben öyle bir kampta değilim. Benim hiçbir kampla alakam yok.
Niye yani ben Kemalist değilim. Liberal ikinci cumhuriyetçi kampta biliniyorsunuz. Hiç de öyle mesela. Değilim. Hiçbir kampın içinde değilim. Yani liberal ikinci cumhuriyetçi kamp eğer memlekette bir zorbalık odağı haline gelirse ve şey haline gelirse bir bağnazlık ve militanlık hareketi haline gelirse ben ve onun içinde benim yerim yoktur. Fazıl Say kadar bir amigoluk şeyle çevresiyle çevrelenmemiş olmamı ben bir hayırlı bir şey olarak görüyorum. Geniş bir halk kesimi diyor ki bu İslamiyet bizim değerimizdir. Buna karşı çıkanlar işte İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in belli semtlerinde oturan hanımlarının saçı sarıya boyalı, arkalarında Atatürk portresi olan bir takım beyaz Türkler dediğimiz burjuvalardır. Onlardan yana olacağıma ben Müslüman olurum daha iyi. Eğer seçenek beyaz Türklerin budalaca ideolojisiyle İslamiyet arasındaysa vallahi almayayım ben. Bu insanlara farklı bir çıkış yolu göstermek. Yani İslamiyet'i sorgulamak için illa Kemalist olman gerekmiyor kardeşim. Demek çok faydalı bir hizmet. Evet. İslam her şeyden önce bir egemenlik dinidir. Bir egemenlik dünyayı fethetme dini anlamında mı? Her şeyden önce bir fetih dinidir. Yani silah zoruyla bir egemenliği kurmuş. Sonra da o silah zoruyla kurulmuş olan egemenliği meşrulaştırmak için onu savunmak ve tezkiye etmek denir Arapçada. Yani justifiye etmek için kocaman bir ideolojik sistem oluşturmuş bir dindir. Çekmiş alkol yasağını nasıl değerli, alkol yasağı demeyelim ona da, alkolle ilgili yeni düzenlemeyi nasıl değerlendirdiğini sormuşlar bir turizmci olarak aynı zamanda. Alkole karşı çıkış sebepleri anladığım kadarıyla insan beyni, insan zihnini uyuşturan ve bilinci karartan bir hadisedir. Bunun propagandasının yapılmaması gerekir diye düşünüyorlar herhalde. İşin kötüsü ben de İslam dini hakkında taslamam aynı şeyi düşünüyorum. Bunun propagandasının yasaklanması lazım.